Ahir zamanda diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin başına sultanlarından, yani başbakan, cumhurbaşkanı, devlet başkanı, kimse, onlardan şiddetli belalar gelir. Saddam ne yaptı? Mahvetti Irak'ı. Şam'daki sırık ne yapıyor? Bütün Suriyeli Müslümanları mahvediyor. Libya'daki o bakımsız deve ne yaptı? Mahvetti Müslümanları. Peygamberimiz ne diyor? Ümmetimin başına sultanlarından şiddetli belalar gelecek. Ahir zamanda. Öyle ki yerler Müslümanlara dar gelir. Hakikaten kaçacak yer arıyorlar. Ne yapıyorlar? Komşu ülkelere sığınıyorlar. Dar gelir ne demek? Yaşayamıyor orada. Yaşayamayacak hale gelecekler. Dar gelince ne yapar insan? Başka yere sığınır. O zaman Allah daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduran benim soyumdan birisini gönderecektir. O zaman gök hiçbir yağmur damlasını esirgemeyecek, yer de bereketlenecektir. O dünyada 7 veya 8 kalacak, eğer çok olursa 9. Bu dünya hakimiyeti. Yani İsa Mesih'in çıkışından sonra geçecek süre. Ya dünyaya hakim olduktan sonra, dünyanın hakimiyeti bittikten sonraki geçecek süre. Dünya hercümert içinde kaldığında, yani hercümert ne demek? Anarşi ve terör içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, her yerde fitne var. Yollar kesildiğinde, tüm PKK yol kesiyor, it kopuk yol kesiyor. Suriye'de terör estiren o komünist askerler yol kesiyor. Irak'ta bir başkası yol kesiyor. Lübnan'da bir başkası yol kesiyor. Libya'da yol kesenler var. Pakistan'da, Afganistan'da her yerde yol kesme var. Onun için yollar kesildiğinde diyor. Demek ki ahir zamanda yoğun olarak bir yol kesme olacak. Bu Mehdi'nin çıkış alametidir. Eskiden çok nadirdi. Belirli noktalarda yol kesme oluyordu. Ama Mehdi devrinde dünyada geniş çaplı bir yol kesme olacak. Bazıları bazına hücum ettiğinde, yani o ülke ülkeye, o insanlara, o insanlara hücum ettiğinde, saldırdığında büyük küçüğe merhamet etmediği, mesela küçük çocuklara merhamet etmiyorlar. Aşağılıyorlar, hakaret ediyorlar, eziyorlar. Dünyanın her yerinde küçük çocuklar çok mağdur durumda. Kanunlar çıkarılıyor, tüzükler, yönetmelikler çıkarıyor ama çocuklar yine mağdur oluyorlar. Allah bu sırada onlardan adaletin kökünü kazıyarak, bak kökünü kazıyor. Kökü nedir? Darwinizm, materyalizmdir. Kökünü kazıyarak delalet kalelerini fethedecek. Delalet kalesi ne demek? Materyalist, Darwinist ekolleri, okullar mı olabilir, enstitüler olabilir, yahut fikir sistemleri olabilir, kulüpler olabilir, dernekler olabilir. Delalet kalelerini, yani Darwinist materyalist sistemin kalelerini fethedecek. Ve evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ahir zamanda dini ayakta tutacak. Önceden zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak birini gönderecektir. Yani Mehdi. Bak diyor ki Cenab-ı Allah, şeytan Allah'a sanırım, iman edip salih amellerde bulunanlar. Bak bir Allah'a iman ediyor. Sonra samimi olarak amellerde bulunuyor. Bak samimi. Allah samimi olan kulların kurtuluyor. Bu gözden çok kaçan bir şey konudur, samimiyet. Halbuki Allah sadece samimiyeti kurtuluş vesilesi olarak gösteriyor. İnşallah. Yani ibadette, taatle demiyor Allah. İlla ki samimiyet. Sadece o diyor Allah. Samimi olan kullarım kurtulur. Çünkü samimiyse zaten dinin gereğini tam yapar. İnşallah. Her şeyi en güzel yapar. İman edip salih amellerde bulunanlar ne mutlu onlara diyor bak Allah. Varılacak yerin güzel olanı onlarındır. Burada çok kısa bir deneme saati, deneme vakti veriliyor. Hakikaten dünya şartları çok zor. Yaşamak çok zor. Değil mi? Mesela hanımlar geliyor mesela çok bakımlı güzel ama çok emek veriyorlar. Çok uğraşıyor. Mesela sabah kalkıyor, duş alıyor,
Yemek yemesi gerekiyor, su içmesi gerekiyor, vitaminlerine dikkat etmesi gerekiyor, üşümemesi gerekiyor. Mesela üşüdüğünde hastalık ölüyor. Allah seyretsin. Hiç şakası yok. Mesela su içmiyor, böbrekleri bozuluyor. Doktorumun yanında tabii biz böyle yani doktorluk yapıyormuşumuz gibi oluyor ama böbrek rahatsızlığından ölüyor. Mesela bir enfeksiyon, bir akciğer enfeksiyonu yeterli oluyor. Onun için mesela sürekli dikkat edin. Mesela vücudunda bir ben oluyor. Mesela biraz gelişme göstertiyor. Tehlikeli olabiliyor. Diyor ki adam ya diyor bu niye geç geldiniz kardeşim diyor. Baksana bu öyle diyor. Biçimsiz bir şey bu diyor. İçeri de atlamış bu diyor. Diğer organlara yayılmış diyor. Nerede kaldınız siz diyor. Yani insan çok zayıf bir varlık. Allah öyle yaratmış. Ayet diyor insan zayıf yaratıldı diyor. Cenab-ı Allah bize bir tanışma, dostluk süresi, sevgi süresi veriyor. Bunu öğrenin, sizi sonsuza kadar yaşatacağım diyor. Çünkü bakıyoruz, müthiş net bir görüntü var ya. Üç boyutlu, boyutu o kadar mükemmel ki. Boyutun mükemmelliğinden hakikaten karşımızda var zannediyoruz. Halbuki beynimizdeki görüntüyü görüyoruz. Hayır, karşımızda var. Ama biz onu görmüyoruz. Beynimizin içindekini görüyoruz. İnanmayan beri gelsin. Acayip bir netlik. İnşallah. Maşallah. Mesela göz sıvısına bakıyorsun, göz sıvısı tamam saydam ama jöle saydamlığında, jöle satılıyor ya jöle. Evet. Jölenin içinden geçen ışığı düşünün. Jölenin, jöleyi köle haline getirdiğimizi düşünelim. Yani yahut mercek haline getirdiğimizi düşünelim jöleyi. Ondan oluşturduğumuz bir görüntüye bakalım. Son derece uyduruk bir görüntüdür. Acayip bulanık. Ama buradaki görüntü çok keskin. Ve çok detaylar var. Maşallah. Renk detaylar var. Yani bu jöleyle bunun alakası olmadı anlaşıyor. Göze efendim ışık geliyormuş da jöleye vuruyormuş da jölenin içinden geçiyormuş da bilmem ters takla atıyormuş, düzle dönüyormuş. Bir mucize olarak yaratıldı açıkça görülüyor. Mesela ses. Kim duyuyor sesi ya? Birisi ses duyuyor. Yani bir ses var. Bir de sesi duyan var. Ve kulaksız duyuyor bu. Yani kulağı yok duyanın. Değil mi? Evet. Mesela diliyle tadıyor ama bir de tadan, dilsiz tadan birisi daha var. Burunsuz koklayan birisi daha var. Çok mükemmel yaratmış Allah. Maşallah. Maşallah. Ama bin bir türlü de hastalık yaratmış. Yani bin bir türlü zor yaratmış. Mesela adam sabah oluyor kendine gelmek için. İşte kimi kahve içiyor, kimi kola içiyor değil mi? Mesela sabah diyor, daha kendime gelemedim diyor. Akşam oluyor, biz öyle diyor ki akşam yorgunluğu var üstümde diyor. Öğlenin sıcağı var diyor. Yani bir türlü insanın bir ayarı oluşmuyor. Yani çok çok zayıf bir varlık. Belli ki burası özel olarak yaratılmış bir eğitim yeri. Burada hırs yapacak, bağlanacak bir yön yok. İnşallah. Bir de öyle hırs yapılmadığında Allah harika tarzda müminlere yardımcı oluyor. Yani güzel bir ortam meydana getiriyor. Mesela ben Ankara'dan çıktığımda geldim de buraya akademiye geldim. Ben kendi halimde bir Anadolu delikanlısı görünümündeydim yani öyle. Ankara'da yetişmiş bir genç. Ama kim dedi ki böyle mesela Darwinizmi yerle bir edeceğiz? Bu kadar insanın kalbinde İslam'ın gerçeğini hissettirip göstertip müthiş bir muhabbet sağlayacağız. Çünkü bize öğretilen İslam bağnaz İslam'dı. Asma kesme, doğrama, işte kırbaçlanır, dövülür. Hep ilk öğrenimiz onlardı. Namaz kılmayan ne yapılır? İşte öldürülür. Onu öğrenirdik. İşte şunu yapan ne yapar? Kırbaçlanır. Ondan sonra şunun cezası şudur, şunun cezası şudur. İşte namaz kılacak. Borçların var mı diyor. Mesela 20 yıllık borcum var diyor. Uyku, uyuma yani. Ve yemek yemen dışında diyor adam. Geceli gündüz o namazları kılman lazım diyor. Arkasından adama dehşet verici bir hayat sunmaya başlıyor. Evet. Yani namazları tenzih ederim. Ama yaşanamayacak yani kan, acı, ızdırap, sevgi yok, muhabbet yok. Kadınlar kadınlıktan çıkıyor. Kadın erkeğe çevriliyor. Erkeğe benzetiliyor. Erkek adeta kadın gibi olmuş oluyor. Çünkü kadın sevgisi elinden alınıyor erkeğe. Yani kadına karşı muhabbet elinden alınıyor. Yani kadını sürekli itici bulmaktan mükellef oluyor. Kadını soğuk görmek,
onu bir suç unsuru olarak görmek, işte şeytanla bağlantıyı sağlayan varlık, zaten cehenneme giderler, cehenneme gidecektir %99'u. İşte yani uğursuz bir varlık gibi ve yarım bir varlık gibi gösteriyor. Yani itici bulunması gereken, itici bulunan bir varlık gibi gösteriliyor. Ve kadın sevgisi insanların kalbinden alınıyor. E o zaman sapkınlık yayılıyor işte. Dünyanın bu hali gözler önünde. En ziyade de İslam aleminde. Ama okulda, işte, evlilikte bütün hayatın tamamı Allah rızası için yapılır. Biz diyor Allah'ın aciz kuluyuz. O kadar mükemmel olamayız. Peygamber miyiz? Tabii ki diyor. Yani kendi kafama göre hareket ederim diyor. Kafana göre de belanı bulursun o zaman. Yani kafana göre de sürünürsün. Yani o kafanın gerektirdiği mutsuzluk, neşesizlik, acı, korku, gerilim, hastalıklarda başından eksik olmaz. Yani ben aradan geçirtirim yoktur. Yani Allah mutlaka görür. Yani Allah görmeden ben bunu yaparım olmaz. Veyahut fazla düşünmezsem Allah da fazla düşünmediğimi düşünüp bana bir şey yapmaz mantığı da olmaz. Böyle bir olay olmuyor. Çünkü Allah verdiği akıldan insanları sorar, sorgular. Aklın hakkını verecek her insan. Kardeşim. Anlamadım, etmedim. Mesela birçok insan Kur'an'ı öğrenmek istemez. Ya öğreneyim ki hükmü üstüme gelmesin. Hükmünün içine girmeyeyim. Değil mi? Aman bana dini konular anlatma. Şimdi anlatırsam sorumlu olurum. Kardeşim sen bunu dediğin an zaten sorumlu olmuş oluyorsun sen. Yani sen onu okumamaktan, yani çok ilkel ve çok akılsızca bir yöntemdir bu. Ve çok vahimdir bu o zaman bu kişinin durumu. Hı hı. Sen biliyorsun Allah'ın hükmünden, özellikle kaçıyorsun. Zaten gerekli günah oluşmuş oluyor orada. Yani onun aradığı günah bütün kapsamının oluşmuş oluyor. Evet. Yani kaçındığı günah zaten üstünü örtmüş oluyor. Dolayısıyla Allah'a kurnazlık yapılmaz. Allah'a oyun oynanmaz. Bir ayrıca diyor ki Allah her tuzağı ben kurarım diyor. Ve o tuzağı da ben bozarım diyor. Onu kurduğu tuzağı da Allah kurar. Ve ona verdiği belayı da Allah veriyor. Çünkü Allah'a tuzak kurarak oyun oynamaya kalkmak olabilecek en akılsız harekettir. Allah'a karşı son derece samimi olunması gerekir ve candan olunması gerekir. Çok fakir olan insanlar için marketler yapılmaz. Yani bu insanlar gidecekler muhtarlıktan, İlgili yerlerden belgelerini alacaklar. Fakir ilmihar alacaklar. Bu utanç duyacak bir şey değil. Onun için şereftir. Ahirette cennetlerini inşallah genişletir. Koyacak cebine defterler olacak. Ben şu kadar peynir istiyorum, şu kadar zeytin istiyorum, şu kadar ekmek istiyorum. Günlük ihtiyacım bu. İmzasını atacak, aldım diyecek. Bu müthiş bir rahatlıktır. Mesela bu ekonomik krizi de muazzam bir ilaçtır ve çözümdür. Fakir insanlarımız, bizim canlarımız, güzel insanlarımız bazen görüyoruz mesela az küçük bir kuru bir ekmek yiyorlar. Bir sıkıntı içindeler. Kemikleri çıkmış. Bu bizim milli utancımız olur. Hepimiz sorumluyuz böyle insanlardan. Bu bizim için zor bir şey değil. Yani insanlar hep kilo sorunu var dikkat ederseniz. Fazla yemek yemekten rahatsız olan milyonlarca insanımız var. Bu insanlarımız işte fazla yemekten rahatsız olan insanlarımız o fazla yemeği o kardeşlerimize verirlerse hem onlar daha sağlıklı olur, bir diri bir kemik olmazlar. Onlar da normal bir vücuda sahip olmuş olurlar. Yani rejim yapmalarına gerek kalmaz. Ya bak bu yönden. Ama her şeyin üstünde bu Allah rızası için yapılır. Onun için bir marketler zinciri yapılsın demiştim. Allah'a çok şükür birçok ilde bu oluştu. Mesela evimizde bulgur var. 10 kilo bulgur aldık. Götürelim 1 kilo bulguru orada bir bulgurun bulunduğu bölüme koyalım. Mesela 10 tane ekmeğimiz var. Bir tane ekmeğimizi götürüp oraya koyalım. Fakir insanlarımıza, kardeşlerimiz oraya geldiklerinde devletten, muhtardan bir yazasın. Bu insan muhtaçtır, ihtiyacı vardır deyin. Ama gizli. İmzalı mühürlü. Marketin içeri girince o hatta kredi kartı gibi bir kart verilir. Makineden geçer. İstediklerini alır o. İhtiyacı kadarını alır. Çeker gider. Biz de mutlu oluruz, o da mutlu olur. Hem bir sevap kazanırız. O da inşallah o şükreder, Allah'a şükreder, Allah'a hamd eder, o da bir sevap kazanır. Ve bizim milletimize bir güzellik gelmiş olur, bir hoşluk gelmiş olur. Fazla kıyafetlerini götürsünler, fazla olan her şey, eşya da olur, mobilya da olabilir. Mesela 4 tane koltuğu vardır, fazla giriyordur, 2 tanesini götürür, oraya bırakır. Orada da ihtiyacı olan insan, kardeşimiz, evine alır, götürür onu. Ve böylece çok güzel bir yapı meydana gelir. Ben
Hocamızın genel olarak verdiği stratejilerin dünyaya ne kadar önemli olduğundan biraz bahsetmek istiyorum. Aslında hocamızı yakından izleyen bir insanın gerçekten bütün olaylarda en isabetli kararı verdiği ve en doğru çözümlere götürdüğünü çok rahat anlıyor olması lazım. Yani çok rahat görülebilecek bir şey bu. Ve yani gerçekten ülke stratejilerinde o fikirlerin takip edilmesi son derece önemli. Çünkü şimdiye kadar hocamız genel olarak hep Kur'an'dan, hadislerden, peygamberimizin haber verdiği önemli olaylardan, ahir zamanla ilgili olaylardan yola çıkarak hareket ettiği için, Allah rızası için samimi bir akılla hareket ettiği için hep doğru çözümleri şimdiye kadar sundu. Ve hocamızın söylediği çözümler de hep sonunda mutlaka yerine geldi. Bunu da çok açık bir şekilde gördük. Yine Harun Yahya sitelerinde ne demişti, ne oldu kısımlarını kardeşlerimiz inceleyebilirler. Gerçekten mucizevi şekildedir bu. Bu aynı zamanda Suriye konusunda bakın 2 yıl önce, 1,5 yıl kadar önce daha Suriye meselesi yeni yeni böyle alevlenirken hocamız o zaman söylemişti bir abluka meydana getirilmesi gerektiğini. Bunu şimdi konuşuyorlar. Halbuki o dönemde yapılmış olsaydı çok büyük değişiklikler olurdu belki. Fakat tabii ki kader bu şekilde ama buradaki aklı anlayabilmek için ben bu örneği vermek istedim. Şimdi normalde dünyanın, hayatın gerçekleri vardır biliyorsunuz. İnsanların çoğu için geçerlidir bu. Bu bizim için geçerli değil. Yani iman edenler için geçerli değil. Çünkü hayatın gerçeklerini, o sözde gerçeklerini Allah yaratır. Dolayısıyla o sözde gerçekleri anında Allah dilerse anında da değiştirir. Yani biz buna inanırız. O yüzden hep deriz ya, burada da konuştuk çok çok, real politik diye bir şey yoktur. Metafizik vardır. Yani Allah dilerse olur. Politikanın gerçeklerine göre olmaz işler. Allah dilerse olur. Şimdi bu konu gerçekten dünyanın dengeleriyle alakalı. Soğuk Savaş döneminde 2 farklı cephe vardı biliyorsunuz. 2 farklı cephe ona göre hareket etti. Bir Rusya cephesi vardı, bir Amerika cephesi vardı. Hep onunla ilişkilendirildi ülkeler. Mesela işte Suriye Rusya'ya bağlıydı ama diğer işte Körfez ülkeleri Amerika'ya bağlıydı. Şöyleydi, böyleydi. İşte böyle ayrışmalar oldu. Afganistan Amerika'ya bağlı hale getirilmeye çalıştı Rusya'dan koparılıp. Onun için milyonlarca kişi öldü. İşte böyle dengeler vardı ve biz Sünni-Şii çatışması nedeniyle de 2 farklı cepheyi hep kabul ettik. İşte bir İran vardır, bir Lübnan vardır. Onları işte Rusya için destekler, Marksist de oldukları için. Fakat bir yandan da Sünniler vardır. Bunlar hep çatışırlar falan, hep böyle. Fakat hocamız hep farkındaysanız başından beri Allah'ın emri olduğu için İslam birliğini savundu. Şimdi dışarıdan bakan için böyle cephelerin olduğu için bu bir zorluk gibi belki görünebilir. Fakat Allah dilediği için çok kolay gerçekleşiyor. Şimdi bakın, mevcut sistemlerde Allah bir anda İran'ı döndürdü. Mısır konusunda İran'la Türkiye daha da yakınlaştı. Zaten hani birbirine hasım ülkeler değillerdi. Fakat Allah bir şekilde buna vesile etti, daha yakınlaştı. Şimdi mesela İran Türkiye'ye geliyor. Diyor ki Suriye konusunda biz birlikte hareket edelim. Bakın Allah birliğe yöneltiyor. Rusya yıllardır Suriye'yi koruyan Rusya şu anda son derece suskun, yani gerekli kınamaları yapıyor sadece. Fakat geri çekilmiş durumda, yani ciddi bir şey yok. Fakat ne olacak? İşte İslam ülkeleri bir araya gelip, artık bir aşama gelecek ki İslam ülkeleri bir araya gelip zulme karşı birlikte mücadele edecekler. Fakat bu benim söylediğim işte silahını alıp gidip mücadele etme manasında değil. Hocamızın anlattığı şekilde bir caydırıcı güç olacaklar. Birlik caydırıcılık getirecek beraberinde ve o birlik gitgide devam edecek. Bakın biz mesela Suriyelileri oradan çıkartalım diyoruz. Hocamızın söylediği bir şey bu. Suriyelileri çıkartacağız. Ne olacak? İslam ülkeleri onları misafir edecekler, konuk edecekler. Hocamız söylemişti. Allah'ın misafiri bereketiyle gelir ve o çok güzel bir güzellik katar o ülkeye. Yani her yönden bereket gelir. Bu sizin anlattığınız şükretmekle de alakalı metafizik bir olaydır. Onlar gelirler, bereket artar. Zannedilir ki ülkeler para harcayacak. Hiç öyle olmaz işte. O yüzden işte bu birlik meydana geliyor. Bakın safa safa bu şekilde bir şey meydana geliyor. Şimdi radikaller ortaya çıktı. Radikallere karşı akıllı Müslümanlar birlik hale gelmelerini konuşuyorlar. Her yerde buna dair sözler duyuyoruz. Demek ki hocamızın dediği şeyler, daha önceden belki insanların imkansız gördüğü şeyler zamanla aşama aşama Allah'ın dilemesiyle gerçekleşiyor. Bunu bu şekilde görebilmek lazım. Hocamızın aklını burada görebilmek gerekiyor. Ve Kur'an'da gösterilen gerçeklere göre hareket edildiğinde de nasıl dünyanın değiştiğini anlayabilmek gerekiyor. Her şey metafiziktir. Yani bunu Allah bize ileriki günlerde daha çok gösterecek inşallah.